standart e-posta tüm listelerini ortadan kaldıran senet hükmünde delil ifade eden bir yasal bir mail adresidir. Kayıtlı elektronik posta, e-defter, e-fatura, e-saklama, e-arşiv, e-şirket hizmetlerinin hepsini e-dönüşüm kapsamında sağlayan TÜRKEP, Ticaret ve Sanayi Odası'nda Ticaret Odası ve Mali Müşavirler Odası üyelerine seminer verdi. Kurumlar vergisi mükellefleri, vergi dairelerinden veya internet vergi dairelerinden alacakları elektronik tebligat, talep bildirimi ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklar. TÜRKEP İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü Zehra Kuş, kayıtlı elektronik posta, e-defter, e-fatura, e-saklama, e-arşiv konularında bilgi verdi. Tüm ticaret kanunu madde 18'de görmüş olduğunuz gibi tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihtarlar, ihbarlar, taahhütlü mektupla ve kayıtlı elektronik postayla yapılır. Yasada aynen bu şekilde geçiyor. 7201 sayılı bu önemli. Tebligat kanunu eklenen bir e-tebligat maddesi var. Madde 7'de şöyle der. Anonim, limited ve sermaye sipariş verici komandit şirketten KEP almak zorundadır. Yasada bu şekilde geçmekte. Şimdi aslında KEP hizmeti neler sağlıyor? Birincisi veri bütünlüğü sağlıyor. Nasıl sağlıyor bunu? Biraz önce bahsettiğim Ankara'da ve İstanbul'da veri yedekleme merkezimiz var demiştim. Bu veri yedekleme merkezlerimiz Ankara'daki felaket merkezi olarak geçer. Bu merkezlerdeki sunucularımız kilitli kafeslerde, Grid Telekom'un korunaklı alanlarında ve güvenlikli şekilde, yani içeriye kimse giremeyecek şekilde her türlü felakete karşı önlem alınmış durumda saklanır.